إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Birinci dersimizde biz Estaizu billah ve ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lehuddine hunefa ve yuqimus salah ve yu'tuz zekah ve zalike dinul qayyime. Yani insanlar asasi hayattan maksat bulgen ve Allah tarafından ma'mur bo'lishgan Allah subhanahu va taologa ibodatni xolis o'ziga gina qilishlik ma'nosini ifodalovchi ixlos haqida dars qilgan bo'ldik. Darsimizning birinchisini ixlos asosi bilan boshlaganligimiz chunki asli inson o'zi Allohni yaratuvchi ekanligini, yoyinki rizq beruvchi ekanligini, yoyinki Allohga ibodat qilib va boshqa narsalarga ham ibodat qilishlik uchun yaratilgan emas. To'g'ri, Allohni yaratuvchi ekanligini bilish, Allohning rizq beruvchi zot ekanligini bilish bu iymonning asoslaridan. Lekin asosiy ma'mur bo'lgan narsa yagona Allohni o'ziga ibodatni qilishlikka ma'mur bo'lganmiz. Bu ixlosning ma'nosi edi. Biz tavsiya qilamizki, birinchi darsimizda hozir bo'lmagan kishilar bizning kelajak darslarimizning qisman tushunishmaydilar. Chunki biz ixlos asosiga ixlosni biz endi buncha mufassal suratda takrorlamaymiz. İslam'ın asaslarından bittesi yani uhuvvet ve el-hubbu fillah. Kıskaça kılıp etkenimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki اَوْفَقُ عُرَ الْا۪يمَنَ الْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِي اللّٰهِ İman asaslarının en müstahkem asası Allah üçün yaxş görüş ve Allah üçün yaman görüşlüyü bildirdiler. Kişi imanın lezzetinden bir behre bulup ötedi hayatında, eğer Allah üçün bir onu yaxş görmese ve Allah üçün bir onu yaman görmese. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özlerinin İslami cemiyetlerini Allah tarafından memur bölgen şu cemiyetini kuruşluları da evvelki ilanları özlerinin kiçkine bir cemiyetlerinin içi de Allah için yaxş görüş ve Allah için yaman görüş asasını. Hammasdan ham avvalgisi, yani Allah için yaxş görüşlik akidesini İmonning asosini barpo qildilar. Alloh yo'lda yaxshi ko'rishlik bilan jamiyat ajraldi. Ya'ni Alloh uchun yaxshi ko'rishlikning ma'nosi nima edi? Alloh uchun yaxshi ko'rishlik aqida asosida birlashligida. Bu iymonning avvalgi bosqichi edi. Shu bosqich bilan kishilar bo'linardi. Modomiki islomiy jamiyat tok jamiyat Alloh uchun yaxshi ko'rgan kishilardan tashkil topgan jamiyat bo'lmas ekan, Allohning madadi u jamiyatda bo'lmaydi. Allohning e'tiborida bu jamiyat bo'lmaydi. Demak, o'rmon qonuni hukm suradiki, kuchlisi kuchsizini yovradi. Xuddi yirtqichlarning kuchlisi kuchsizini yeb tamomlayotgandek.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashablarını ortalardaki muhabbetini kuruşlukta bu muhabbetini payda buluşlukini mizacı mesele demediler. Yani bu iman meselesi dediler. Ettiler ki وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُ وَلَا تُؤْمِنُ حَتَّى تَحَابُّ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَتُمْ اَفْشُ السَّلَانَ بَيْنَكُمْ Ruhum kulüde bulgen zatki kısım içip eytemem ki cennetke iman kiltirmeginiler çık kirmeşizler dediler. Yani cennet iman sıfatıge ilge bulmegen kişige kirişlikke yol yollayın. Fakat bir yerde imanlık kişikirede. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَبُّرُ İman sıfatı sizlerde payda bulmuyla hatta muhabbet sıfatı payda bul. Muhabbetleşiş. Yani Allah yoldaki muhabbetleşiş payda bulmayınca sizlerde iman payda bulmuyla. İmanı kaydırdılar. Ve eğer kılsiler muhabbetleşebilen bir mesele sizlerde yollak koyayım mı dediler. Ve cevabını ettiler ki, salamını ortada faş kırıyorlar dediler. Yani salam verişlikken emez, belki salamını faş kılıçlık. Salamını faş kılıçlık fakat bu salam verişlikini özümez. Müminler ütüleşken vakti de kırışır, salamını özünü, buradarige salametliğini, bölüşlüğünü ilan kılış. Ve Allah'ın rahmeti bölüşlüğünü ilan kılış. Ve Allah'ın barakatını bölüşlüğünü ilan kılış. Şimdi lan onun tarafından hamdü cevabını bölüşlüğü ortada kalpteki bir adavatlarını yuhliyge bir dalalat kurucu kelime bilen ortada muhabbet payda buladı. Muhabbet payda bulgendeki iman payda buladı. İman payda bulgendeki cennette dahil bölüşlüğe sebep var. Allah subhanahu ve teala bu muhabbetini nima asosda bo'lishligini va bu muhabbatlashish Alloh tomonidan bo'lgan ne'mat ekanligini va bu muhabbatlashish degan narsa aqida asosida bo'lgandagina ne'mat ekanligini bayon qilib, Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va mu'minlarga لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم أجر هير يزن حمى سنسحرب قلقان إزا أورتلار من ألفت قل المسجد حقيقة تطورة أجر إنسان أزدق مالنا حمى سنسحرب قلق يرد ألفت قلق قلقان من بران ديسا ألفت قلق بمجال لقل بز عزنا قسق حياتنا زحم تلترم براني يردن قلشنيك Boshqa faolun sifatlari albatta muhabbatga sabab bo'ladi, lekin muhabbatning markazi bo'la olmaydi. Bir joyda yashash, bitta millat bo'lish, yoyinki bir o'rtadagi hadoyalarni bo'lishligi, yoyinki muhtoj bo'lgan narsalarni berishlik bu asli bu muhabbatga sabab bo'la olmaydi. Alloh subhanahu va taolo tomonidan ne'mat bo'lgan. Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Allah hitap kılıyordu. Bunu din düşmanları hem istiyorsun ki, din düşmanları Muhammed Aleyhisselam aldılardı, yığılgen maliyevi mersebilen özlerce karatken degenler. Eğer maliyevi mersebilen özlüğe karatı dost bölüştük sarıp bögende, bu hükümetten ilgeri hükümet sarıp kıldı, tamamı özünü halkı göbermezden başka milletlerini kolga alıştığı için, onlar hem de sikeleceği düşman bulmadı. Mana bu narsa moli davlat bilan insonlar o'rtasida bir kamil muhabbat hosil bo'lmasligini o'zimiz ko'rib turibmiz. Mana Qur'oni Karimdagi agar yer yuzga hamma narsani sarf qilganingizda siz bu atrofingizga yetilgan ashablarni ulfat qila olmagan bo'ladingiz. Lekin Alloh islom aqidasi bilan ulfat qilib berdi. Aqida insonlarni birlashtirganda onu hiçbir ajratib bo'lmaydigan bir robotaga aylanadi.
Allah subhanahu wa ta'ala bu nimetini kub cediyat kıldı. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا Allah'ın nimetini yadiler galiler. Düşmanı diler. Ortaylarını ülfet kılıp koydu Allah ta'ala. O Allah'ın nimeti braderler eğer ülfetlik hasıl olmasa bu iktisabi baylığı var. Kureyş, rehlete şitai ve sayf. Bu ikide rehlesi vardı. Katta bir baylık vardı. Katta beramet şükürdü. Lekin bundan ortaları ülfetemedi. İktisabi taraftan nihayette Kureyş katta baylık yedi. Lekin Allah subhanahu ve teala bunların düşman mügelliğini zikir kılıp ortaylarını ülfet kıldı. Allah'ın nimeti bilen ake ülke dost eylendiler. Dostlik, hakiki Allah yolundaki dostlik, insanla bu dünyada yine menfaati bulmaydı. Belki ahirette, yani hiç kim menfaat verilmediğin vakitte, ahirette Allah subhanahu ve teala'nın huzurunda insanın ata anası, aka ülkeleri, karınbaşları diye yardan verilmeyi turgan vakitte, bu Allah yolunda dost bo'lganlar birbirlariga yordam bera oladi. Al-akhillahu yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Halil qadirdon bo'lib ketgan do'stlar qiyomat kuni bir-birlariga dushman bo'lishadi, magar Alloh yo'lida do'st bo'lganlargina bundan mustasnodir. Alloh yo'lida do'st bo'lganlar shunda ham do'stliklari davom etadi. Demak, dunyodagi hamkasabalik, boshqa vositalar bilan bo'lgan do'stlik o'zi dunyoni oxirigacha bormaydi. Bu narsa har kim hayotini tajribasidan o'tadi. Lekin Alloh yo'lida bo'lgan do'stlik dunyoni o'zidan oxiratdagi abadiy saodat kunigacha boradi. Qiyomatning eng dahshatli soatlarida ham bu do'stlik bo'ladi. Mana dunyodagi do'stliklar ba'zi nimasini misol qilsak, boshqa musibat tushgan vaqtda, oddiy musibat tushgan vaqtda tarqalib ketaveradi. Oxiratdagi musibat shunday qattiq musibatki, shu musibat tushib turgan vaqtda ham Alloh yo'lida do'st bo'lgan odamlar hali dunyodagi qiyinchilik emas, oxiratdagi misli ko'rilmagan do'stlik og'irchilikda ham bir-birlarga manfaat yetkazadi. Bu narsa islom bizga ta'lim bergan do'stlik al-hubbu fillah. Alloh yo'lida do'st bo'lishlik. Bu do'stlik o'rtasidagi ba'zi bir ma'nolarni eslatib o'tamiz. Birinchi barobarlik. Bu do'stlikning maydonida johiliyat asabiyatlari bo'lmaydi. Nasabga bog'lanmaydi. Boylik martabaga bog'lanmaydi. Xullas jins, rang bular hammasiga bog'lanmaydi. Allah subhanahu wa ta'ala'nın özünü bergen miqyosiga bağlanadı ki Ya eyyuhannas inna khalaqnakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şu'uban ve qabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi akhlatun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyuhannas inna rabbakum vahid ve inna abakum vahid لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى كلكم لآدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا أدملر ربي لربر حمل أفس البر عرفني عجم دان أرتق لديوك أختن لك خرة لدان أرتق مس مجد تقوى بنا حمل لر آدم جمال سبسد ور آدم تقرغدن يرتلجن İçilerde Allah'ın huzurunda mükerremiler, takvadar râhîler. Beraberlik, fazilette hem beraberlik. Ve ukubette hem beraberlik. İslam özünün ukubetini başka bir bayge başkaca, kembegalge başkaca, ya nesablikke, abrolikke başkaca, ya abrosizge başkaca yıkılmıyla. Hama islomiy an'analarda ham barobarlik. Namoz hamma
boylar avvalgi safga o'tsin degan gap yo'q. Haj hamma barobarlik. Boy kambag'al, hokim mahkumni o'rtasida barobar qaraydi. Oqtanlik, qoratanlik yo'q. Hatto uqubatlarda ham barobar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va imulloh lal anna Fatimata binta Muhammad saraqat laqafatiyada. Agar Muhammad alayhisalomning qizi Fatima o'g'irlik qilsa qo'lini kesaman dedilar. Uqubatda ham barobar. Chunki bu bog'langan narsa Alloh yo'lida. Bog'lovchi narsa Alloh yo'lidagi aqida bog'lagan. Abu Ubayda Amir ibn al-Jarroh Badr g'azovatida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzuriga dadasi iymon keltirmasdan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tarafiga jang qilib turgan saf dedi mushriklar safi dedi. Jangda Abu Ubayda Amir ibn al-Jarroh dadalarining kallasini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldiga keldi. Abu Bakr radhiyallohu anhu ning o'g'li müşrikide, Badr gazatıda, iman keltirmeganida, müşrikler tarafından yekke meyke alıştıkça çıkan vaktide Abu Bakr radiyallahu anhu men çıkaman dediler. Abu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem metti'in Abu Bakr'in dediler. Bizi faydalandırıp kürin dediler. Siz şehit olup ketikasıyız, maslahatizden mahrum bulamız dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amekileri asir olup çıkan vaktide amakilaridan boshqadan olinayotgan fidyani hammaga barobar fidya olishlikka maslahat bo'lgandan keyin fidyani ko'proq olinglar, buni bu badallatroq deydilar. Bog'lab turgan narsa aqida edi. Aqida uzilishlik bilan boshqa hamma aloqalar uzildi. Abu Zar al-G'ifori avvalgi islomni qabul qilgan kishi Bilal al-Habashiyni haqorat qilib so'kkani yo'q. Bir voqeiy narsani aytdilar, lekin u voqeiy narsa haqiqat edi, lekin haqoratga sabab bo'ladigan narsa edi. Ibn Salba dedilar, ey qora xotinning o'g'li dedilar. Bilal al-Habashiy haqiqatda qora edilar, qora ayolning o'g'li edi. Lekin shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam faffas-sa' dedilar. Va laysa ibn al-Bayda ala ibn al-Sawda qabul illa bi amal solih. Qora xotinni o'g'li men olib kelgan yo'lda dedilar. Oq xotinning o'g'li qora xotinning o'g'lidan afzal emas men olib kelgan yo'lda dedilar. O'lchov noto'g'ri o'lchandi dedilar. Bu o'lchovlarni keraksiz o'lchov ekanligidan qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu so'z birodarlar tarixda bo'lishi mumkin. Boshqa maslaklardan shunaqa so'z, yontiroq so'zlar bo'lishi mumkin. Lekin bu so'z o'zining o'z fursati shu vaqtimizda amalni ko'rsatdi. Abu Zar al-G'iforiydek o'sha aytmadilar. Men birinchi musulmon bo'ldim demadilar. Yo'inki ulug'zodaman demadilar. Ana Abu Zar al-G'ifori bu so'zdan ta'sirlandilar-da va yuzlarini tuproqqa qo'ydilar Bilal al-Habashiyga qum fata ala haddiy dedilar. Tur o'rningdan yuzini oyog'ing bilan bosdilar. Hasan ishlarki ba'zi rivoyatlarda agar Bilal yuzimni bosmasa, boshimni ko'tarmayman. Bilal al-Habashiy majbur bo'ldilar bosishlikka. Ya'ni bu kirgan yo'l yo oldin kirgan afzalligi, yoinki biror bir oqtanlik bo'lib afzalligi, yoinki bir davlati bo'lib afzalligi, bunaqa yo'lni olib kelmadi Islom. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam iymonga avvalgi hadisimizda aytgandek muhabbatni shart qildilar. Mana bu hadis shariflarda
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Birodari uchun yaxshi ko'rgan, o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani birodariga yaxshi ko'rmaguncha iymoni bo'lmaydi dedi. Demak, Alloh yo'lidagi birodariga o'zi yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rishlik bilan iymonlik bo'la oladi. Hatto Alloh yo'lidagi do'stlarni 7 toifaning bittasi deb aytdilar. Allohning soyasida bo'ladigan qiyomatdagi dahshatli jazirama issiqda o'zidan chiqqan ter quloqigacha uni g'arq qiladigan vaqtda Allohning soyasida bo'ladi. Soyadan boshqa narsaga muhtoj bo'lmay turgan vaqtda Allohning soyasida bo'ladi. Soya kimning soyasi? Allohning soyasi. Oddiy soya emas, birodarlar. Alloh yo'lida do'stlashganlarga va'da qildilar. Alloh subhanahu va taolo o'zini yo'lida do'st bo'lganlarga hech kimga va'da qilmagan va'dani va'da qildi. Yunsabu li ta'ifatin minan nasi karafi hawla al-arshi yawm al-qiyamah. Wujuhuhum kal-qamari laylatal badri yafza'un nas wa hum la yafza'un. Wa yakhawfun nas wa hum la yakhawfun. Wa hum awliya'ullahi alladhina la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Faqila man ha'ula'i ya Rasulallah. Faqala hum al-mutahabbuna fi Allahi ta'ala. Qiyomat kuni arshning atrofiga kursiylar qo'yiladi ba'zi bir toifa kishilarga. Ularning yuzlari to'lin oydek bo'lib turadi. Odamlar qo'rqishadi, bular tashvishlanmay o'tirishadi. Odamlar istirovda, bular titrashmaydi. Bular Allohning do'stlariki, ularga xavf ham yo'q, g'amgin ham emas ular. Bular kim yo Rasululloh deb so'rashganlarda, Alloh yo'lida do'stlashganlar dedi. Allah subhanahu wa ta'ala mana hadis-i kudsiyde şu mazmun var ki bazı peygamberlerge vahiy kıldı ki dünyanın dost tutmasligi bundan dünyada rahatlanıp mazakını yaşarın. Dünyanın dost tutmasligi biraderler özüge insanlı rahat. Bu yan özünge buydu. Bu kliyatken ibadetlerimizi sürüştürsek namaz okuşligimiz jismimizga salomatlik bo'ladigan narsalarni iste'mol qilishligimizga zarar qiladigan narsalardan saqlanishligimizga sabab bo'ladi. Hamma ibodatlarni surishtirsangiz o'zingiz uchun manfaatdir. Dunyoni do'st tutmasligan o'zi mana dunyoni do'st tutib yurgan odamlar yaxshi biladi, dunyoni do'st suyurib butun g'am g'ussada qoladi. Bu dunyoni kimlarga farzandlarga topib berib butun Allohning buyrug'idan qolib topib berilganlik bilan farzandlardan ham yaxshilik ko'rmaysiz. Dunyoni do'st tutmaslik o'zi rohat o'zi. Bu dunyoni do'st tutmasliging bilan o'zing rohatlanasan. Boshqa ibodatlarning manfaati o'zingga bo'ldi. Javon martlik bilan odamlar maqtadi. Men uchun nima amal qilding deydi Alloh taolo. Shunda banda so'raydi ekanki, sen uchun bo'lgan amal nima edi? Meni haqqimni o'tadingmi degan vaqtda meni do'stimni do'st tutish, düşmanimni düşman tutish edi dedi. Mana bu men uchun bo'lgan amal va mening sendagi haqqim deydi Alloh taolo. Xullas, Alloh yo'lida do'st bo'lgan kishilarga va'da qilingan va'dani mana boshqa hadislarda borki, payg'ambarlar ham emas, shahidlar ham emas, ammo ularga berilgan bir toifa kishilar borki, berilgan martabani payg'ambarlar ham shahidlar ham orzu qilishadi. Shunda so'radilarki, ashablar, yo Rasululloh bizga aytib bering bu narsani. Deganlarda ham humul mutahabbuna fillah val mutajalisuna fillah val mutazaviruna fillah. Alloh yo'lida do'stlashganlar, Alloh yo'lida o'tirishganlar, Alloh yo'lida bir-birlarini ziyorat qilishganlar dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam İmonning halovatini tatishlikni 3 narsaga bog'ladilar. Bittasi Alloh uchun yaxshi ko'rishlik.
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Üç nerse var ki, eğer bu üç nerse kimde takılsa, iman halavetini tatiydi. Allah-u Resulü onge, başka hemen nerseden suyumlu Rabb olsa. Ve birani Allah için yakış görse. Ve Allah Teala küfürden, kutkargenden kiyin, hüttü, otke ulaktırılışlığını kançalik yaman körgendeka, küfürge kayçılığını oylasa, şimdi yaman körgendeka. Şimdi yine iman halavetini tatiydi. Bo'lmasan, ro'barosida turgan asalni umrida tatimasdan qarab turib, buni shirin deb eshitganman deb o'tirgan odam deb bo'lib ketaveradi. Har bir narsaning lazzati bor. Iymonning ham lazzat halovati bor. Mana bu halovati shu uchta sifatni egasigagina nasib bo'ladi. Birodarlik haqlari ikki qismga bo'linadi. Birinchisi umumiy haqlar, İkincisi, hususi haklar. Umumi haklar şu ki, Müslüman kişine eğer Allah Rabbim de, İslam benim dinim de, Kur'an benim imamım, Muhammed Aleyhisselam benim yetekçi peygamberim de, tan olgan bulsa, biz şu kişilerde umumi haklarımızı ötep yürüyüşlükke biz mecburumuz. Eğer ötemesek, Müslüman braderlerinin hakkını ötemegen bulamız. Müslümanın Müslümandaki haklarını mı? İmam Müslüm, Ebu Hureyre radiyallahu anhudan bu rivayet kılık yıldırdılar ki, bana bu hadis-i şerif kimde cevap buladı? Hakkul Müslümi alel Müslümi sittin. Müslümanın Müslüman üstündeki hakkı altıda. İzâ lakîtehu fesellim aleyh. Uchrab qolsang salom bergin. Ro'baro bo'lgan vaqtda salom berish bu musulmon odamning bizdagi haqqi. Va iza da'aka fa'jibhu, seni bir shar'iy ziyoratga chaqirsa ijobat qilgin. Va iza sansuhaka fansuh lahu, sendan nasihat xolislik talab qilsa xolis nasihat qilgin. Mabodo bir narsa haqida maslahat so'rasa, shuni xolis gapir berishlikni talab qilsa, agarchi o'zimizni dushmanimiz haqida bo'lsa ham to'g'ri bir guvohlik berishlikka majburmiz. Bu umumiy haq birodarlar. Va iza atisa va iza atasa fa hamidallohi tashammithu. Atsa ursa Allohga hamd aytsa, bunga javob qaytargan. Alhamdulillah desa, yarhamukalloh deb javob berishlikka bizningdagi haqqidir. Ve izâ marîza fa'udhu, kesel bulsa, körgeni bargin. Ve izâ mâta fettebi'ahu, vefat tapsa, cenazesige bargin. Bu hakkıdır. Eğer bir kişi cenaze okulmasından kümülüp meykalsa, şu şehardaki Müslümanlar hammesi günahkar buladı. Bir kısım adamlar var şimdi becerip koyuşsa, şu günah hammeden sakıt buladı. Hususi haklar, bu endi bu yakınroq birodarlarning bizda bir hususi haklari bo'ladi. Endi bu hozirgi aytgan haklardan ko'ra balandroq martabaga chiqadi. Endi bir kishi ba'zi kishini Alloh haqida yaxshi ko'radi, Alloh yo'lida yaxshi ko'rishligi mumkin. Shunda bu haklarning eng yuqorisi o'zining manfaatidan u birodarning manfaatini ortiq ko'rishlikdir. Mana bu birodarlikning xususiy haqlarining eng yuqorisidir. Bu ashab-i kiromlarga nasib bo'lgan va ularga ergashgan kishilarga nasib bo'lgan ne'matdir. Alloh subhanahu va taolo ularning ashablarini bir-birlarga yordam berishdi, bu unday dedi, bunday qildi deb maqtamadi Qur'oni Karimda. Bitta so'z bilan va yusiruna ala anfusihim va law kana bihim qasasa. O'zlari muhtoj bo'lib turib,
özgelerinin menfaatini közleşedi. Deyip Allah Teala özünü kelamıdı, yok kıldı. Bu nersene özgelerinin menfaatini közleşdiği hakkıda biz ashablarının kançalik, buraların menfaatini közlep işgüvenliklerini bilişliğimiz için bazı bir tarihi hüccetlerine bir müracaat kılsak, şimdi yine biz bilemiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ashablarını içi de bana vafi'a Yarmuk gazatı da Müslümanlarının bir taifesi cerahatlenişti. Ularını bir su bilen, su içirip koyuştuk için bir kişi eğlendi. Cerahatlenip yapkenler içi de İkrimet ibn-i Ebi Cehil, yani en katta harbi komandorlardan İkrimet ibn-i Ebi Cehil'nin aldığı kelip su içirmekçi oldu. Şunda İkrimet ibn-i Ebi Cehil, Suheyl ibn-i Amr'ını gördüler. Suheyl ibn-i Amr'ın cerahatlenip yapkenliğini gördüler. Suca karab durgenliğini. İkrimet ibn-i Ebi Cehil, Suheyl'e suunu abarışlıkki işare kıldı. Suheyl'ni aldıge suunu su karucu alıp vardı. Suheyl şu devrin özde Haris ibn-i Hişam'ge işare kıldı. Yani de cerahatlenip yapken Haris ibn-i Hişam'ge işare kıldı. Yani suunu alıp barın deyişlikke medar kalmagen saatte işare bilen kürsetti. Haris ibn-i Hişam'nin aldığı su ki günce Haris ibn-i Hişam can teslim kıldı. Bundan ki gün Suheyl'in aldığı kaytarıp alıp verildi barseler, Suheyl ham can teslim kıldı. İkrimet ibn-i Ebi Cehil aldığı bargellerde o kişi can teslim kılıp bölgenidir. Hemeleri, üç oğulları şehit bölüşkenidir. Şehit bölüyetken uluh saatte ham beraberlik hakkının en uluh sıfatını kıyamet geçe bölgen beraberliğini dava kılgenlerge namune kösetçi bilgenidir. Mene bu Kur'an-ı Kerim'de ebedi bir tilavat kılınışlıkke arzidigam nimet edin. Yani özlerinin zararlarına iş kılış edin. Eğer ki özleri muhtaç olsa, muhtaçlık şu sudan başka nesilde muhtaç mesele. Şu suda muhtaç edin. Şu sudan başka nesilde kelimet edin. Fakat en yegane ihtiyacı şuydu. O hem hayat çetip kalabiliyon derecede yokken vaktidir. Hakikatta ham hayattan yüda buluştuk. Sözümün bir nesene şu dertimizde isletmesin. Hazır hemamızı kalbimizde Allah için yakıştırış ve bulgan muhabbet kuzgaldı. Dediğine. Demek bu mertebe en katta mertebe. Bu Allah tarafından yüde katta nimet. Bunca her bir kişi nefis bulmadık. Allah yönüde muhabbetleştik, hemle adam bilen muhabbetleştik ve şalk fayda buldu. Bir eğitim hatabımıza gerek. Çünkü bunu mükafatlanmış bende. Ve şükür insanda iman sıfatı mücesson bölüp kabul bulması gibi isteyenimizden ki. Lakin bu nerselimiz bazı bir taraftan Allah için sizi yakıştıramam dese, ikinci taraftan hem Allah için yakıştıramam diyen siz buladı mı? Yok mu? Böyle. İkinci taraftan eğitilse, bunun şartları var mı? Yani şu söz bilen peygamberler, şehitler hayat kılabilen mertebanı egelleyiniz mi? Bunun için ben, bugün cevabım şimdi bir vakiyeden, Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in devirdeki sahabelerinin bazıları ortalarda bu genlerseni misalkılık söylemem. Ondan ki gün Allah için dost bölüşmeyinin manasını mekanlığını şünüşlük özgülerde halala. Bir kişi Ebu Hureyre radiyallahu anh'ı da aldığı kezden. Ve etlesi inni uridu en uâhiyete illa. Fakat, efedri ma hakkul ikha
Kala arifni, kala elle tekuda ahakka bi dinarike ve dirhemike minni. Kala lem ablu hadihi menzilete ba'da. Kala kalte ba'ni. Min, siz bilen Allah yolunda beraber de mahkemen dedim. Ebu Hureyre radiyallahu anhuna aldı. Gel bir kişi geldiler de Allah yolu da siz bilen birader bulmasın. Etler ki biraderlik hakkı münehikerliğini bilesen mi dediler? Kala arvisin nince taneti bildirin şimdi. Biraderlik hakkı münehikerliğini bildirin dediler. Etler ki min bilen birader bölüşün bile özünle dinar-ı dirham, yani mal-ı devletince minden kere haklı yapamıyorsan dediler. Min bilen Allah yolunda dost buluştuğun için şu saatten başlayıp mal-ı devletince minden kere haklı yapamıyorsan dediler. Niye hakkım? Böyle bir tıprak senden kere dediler. Min bu manzirge hani çıkmadı ben dediler. Bundan önce şunu söyleyeyim. Buna sen fazla anne var olur diye. Şundan önce çıkan inde mi aldın diye dost başkanı çekilir. Ebu Süleyman Ed-Darani eykelekeller ki İnni le ultimul lukmete ahan min ihvani fe ecidu ta'meha fi halki. Allah yıldı dostları hakkı da şimdi dediğine ki. Benim şimdi dostlarım var ki şu lukmanı avukatı önce alıp barıp veremem önce yediremem de onun lezzetini tamamında tapamam dediğine. Onun lezzetlengenliğini koruyup ne lezzetlenemem de. Onun açlığını kandırıp ne rahatlenemem dediğine. Masluk, bu kişi katta kişilerden, katta mutlarda karz verip koyuna geldi. Haysana isimlik zarfından Allah yolda birader ekeller. O kişinin tam karzı var ekeller. Fezehebe maslukun fekaba zeyne haysamete ve hüve la ya'lem. Ve zehebe haysamete fekaba zeyne maslukin ve hüve la ya'lem. Masluk, özlerinin katta karzları bulup durup Haysana'nın karzlarlığını bilip Haysana'nın karzını otak koyan ekeller. Haysana bilmez, bilmeyen halası. Kimden karzlarlığını bilip karzlarını otak koyup Haysana'nın karzlarını ötegeller özlerinin katta karzları bulup durup. Haysana hem özünü karzı bulup durup Masruf'un katta karzı var aldın şunu öteydi. Bu Masruf bilmeyen halatta o kişinin karzını otak koyan ekeller. Çekin ikavları karzlarını taşıyıp için egesiyle vakti kullarını sapıp dörgenler de karzını Haysama etken ekerler ki Haysama karzlar bölge adam etken ekerler ki Masruf münce ötepte yoruyor. Masruf karzlar bölgen adam sizi karzıyla Haysama ötepte kendi diyen ekerler. Hasan-ı Basri etken ekerler ki yani İmam Hasan radıyallahu anh'u إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة بزنا أهلنا عائلنا فرزندنا برادرنا بزنا سيئن مراد لأنك أهلنا بزنا دنيا بنا يطلق Söz aldığı kelgende ahliyizi söz aldığı da söz bir kriyilik rızklarını koyduğunken meyde çiğde alıp gelediğin şahsızlık da kalır yani. Parzentleriz yasb olsa halk başka narsalarını alıp gelediğin şahs da sanıyordu. Yani ki sizge bir libaslar şuna alıp gelediğin de yaptılardı. Ama braderlerimiz ahiretini bilen bizi yaptılardı. Bu braderim ahirette minyak tekadı diyor. Allah yolu da dost bulun geldiği bilen bağlan geldiği için bana bu taraftan bizi yaptılar. Hadislerinin manasını şimdi düşünemiz ki
afzalul a'mal al-hubbu fillah degan so'zni agar bir Alloh yo'lida bir muhabbatlashishlik nasib bo'lsa, amallarning eng afzali ekanligini shunda bilamiz, birodarlar. Biz chunki o'rtadagi asl muhabbat yo'q, bo'lsa ham boshqa bir sabablar bilan muhabbat, bu sabab yo'qolishligi bilan o'rtadagi muhabbat ham tamom bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan mana bu kishining Alloh alam chevaralari Zaynul Abidin bu kishi masjidga chiqqanlarda ya'ni birodarlik muhabbati bilan hayot kechirgan ba'zi kishilar bir kishi sotgan ekanlar. Xizmatkorlar u atrofidagi kishilar urmoqchi bo'lib odam bermoqchi bo'lishganda Zaynul Abidin qaytargan ekanlar ularni. Qutqu aytyapti. Keyin qo'llarini tiyiladi. Shu odamga qarab, ey odam, ha, ya hada, ana aksaru mimma taqul. Sen aytgandan ko'ra men yomonroq odamman. Va mana ta'rifuhu minni aksaru mimma arafta. Hozir sen bunday bunday deb meni so'rsang, lekin men sen aytgandan ko'ra boshqa yomon sifatlarim ham bor. Sayyi kana laka hajatun fi zikrihi zakartuhu laka. Agar seni hojating bo'lsa, ishlarni aytib beraman, shu bilan yil bo'ladi. Shu xijolat bo'lib hayo qildi. Zaynul Abidin liboslarini yechib bergan ekanlar. Va ming tanga murvat ham qilgan ekanlar. Bu kishi ketib aytgan ekanlarki ketyapti. Ashhadu anna hadha shabba waladu Rasulillah sallallohu alayhi wasallam. Shu yigit Rasulullohni avlodi ekan. Ya'ni haqiqatda Rasululloh sallallohu alayhi wasallamning o'zini fe'llarini qildi. Layth ibn Sa'd degan sahobalar bu kishi kengi tobiinlardan Alloh alam za ghallatin sanawiyatin tazidu ala 70000 dinar va yatasaddaqu biha kullaha hatta qalu innahu lam tajib alayhi zakatun qattu. Layth ibn Sa'd juda bir yilda katta g'alla oladigan kishi ekanlar. Hatto inki 70000 dinardan ortib ketadigan daromadlar. Yillik daromadlari bu dinor juda katta pul, tarixda ham shunday bo'lgan, hozir ham juda katta puldir. Vallohu alam bir dinor hozirgi sherni puliga 10000 so'mga to'g'ri keladi. Shuni tamomiy sadaqa qilib berar ekanlar. Hattoki gapiriladigi shuncha bir yilda katta davlat topgan kishiga zakot vojib bo'lib yashamagan ekanlar. Zakot vojib bo'lmagan ekan. Ya'ni to'planmagan ekanda mollari. Vashtaro marratan daran bi'at bil mazad. Mazad degan joyda sotilgan bir uyni sotib olgan ekanlar. Fazahaba vakiluhu yatasallamuha farajada fiha aytanan va aqsalan sigaran. Vakillari shu uyni sotib olingan uyni qabul qilib olish uchun borsalar, yetim va kichkina go'dak bolalar turgan ekan. Sa'aluhu billahi an yatruka lahum ad-dara. Allohni vosita qilib aytishlarki, biz yetim shu kichkinamiz, biz yerga chiqadigan joyimiz yo'q, shu uyni bizga vaqtincha bo'lsa ham qo'yib ketsangiz deyishdi. Falamma balagha zalika allaysa arsala ilayhim anna ad-dara lakum wa ma'aha ma yuslihukum kulla yawm. Lays ibn Sa'd bu xabar yetib kelganda odam jo'natgan ekanlarki uy sizlarga va har kuni sizlarga yetarli narsa borib turadi degan. Alloh yo'lida birodar bo'lishlik uchun marhamat qilinadigan narsa katta zotga borishligi shart emas, birodarlar. Yetim kichkina bolalarga ular bir uyni berilishligini bilmaydi. Nima bu, nima marhamat qildi buni bilmaydi. Shunchalik shu yerda turganligini biladi xolos. Alloh uchun bir odam bermoqchi bo'lganda uni gapiradigan, shuhrat chiqadigan bunaqa joylar bo'lishi shart emas. Abdulloh ibn Muborak mana eng katta muhaddis imomlardan juda sadaqatli kishi ekanlar. Bu kishining sadaqatlari yilda 100000 dinardan oshib ketar ekan. Bir yilda bergan sadaqatlari. Bir bor hajga ashablari bilan chiqdilar. Ba'zi viloyatdan o'tib ketganlarda bir qush shunda bu kishining ko'zlari oldida bir qush o'ldi. Shuni o'lgan qush yo'lda turganligida bir
axlat bor joyga tashlab kelishlikka buyurdilar. Ashablarning bu kishi ashablarni oldiga o'tkazib, o'zi orqada ketdilar keyin. O'zlari qolib shu qushni qayerga tashadi ekan, haqiqatda bir chetga tashadimi yo'qmi deb. Ya'ni yo'ldagi musulmonlarga azob beradigan narsadan bu narsani chetlatishlik bu iymonda. Shuni haqiqatda chetga tashadimi yo'qmi deb shuni tekshirish uchun orqada qoldilar. Qarasalar shu axlat bordiga tashlaganda bir qiz shu yaqinroq bir uydan chiqib shu o'lgan qushni oldi. Shunda shu qizdan Abdulloh ibn Muborak Alloh rozi bo'lsin, juda katta kishilar u qizdan so'radiki, nima uchun bu kishi o'lgan qushni olding dedi. Aytdiki, o'zi va ukasining kambag'al ekanligini. Shu o'lgan qushni go'shtini yeyishga majbur ekanligini, biroq bilmasligan hech kim bularning ahvollarini bilmasligini aytdilar. Shunda Abdulloh ibn Muborak yuklarni hammasini olib kelishlikka buyurdilar. Hajga ketayotgan vaqtida bir necha kishilar bilan vakillariga aytdilarki, qancha nafaqa bor dedilar. Qala halfu dinar, 1000 dinar nafaqamiz bor dedilar. Faqala lahu udda minha 20 dinaran takfina ila mar va a'tiha al-baqi fa hadha afdal min hajjina fi hadha al-am thumma raja'a fa lam yahajja. Aytdilarki, 20 dinarni sanab olib qol dedilar. 1000 dinordan 20 dinorni sanab qolgin, uyimizning Marvaga qaytib ketishga bizga yetadi dedilar. Qolganini mana shularga bergin. Bu yilgi hajjimizdan bu afzal dedilar va qaytib haj qilmadilar. Ashablarni ba'zilaridagi bo'lgan voqealarni agar zikr qilsak, inson bir xayolda kelyaptimikin bu narsa deb o'ylaydi. Umar radiyallohu anhu'ni davrida odamlarga qahatchilik etdi. Shomdan kelayotgan karvon 1000 tuyalik karvon kelayotgan edi. 1000 tuya birodarlar. Bunda turli taomlar va turli liboslar edi. Hammasi Usmon radiyallohu anhu'niki edi. Savdogarlar u kishi sotolmaydigan narsa emas edi. Karvonning kelishiga savdogarlar chiqqan edi. Shu karvonni o'zlariga sotishlikni. Hamma salom xaroj qilib xaridorlar to'lib turgan edi. Ularga aytdilarki, Usmon roziyallohu anhu kam tu'tuni ribhan, qancha foyda berasizlar menga dedi. Qolu 5% 100dan 5 beramiz. Ya'ni 100 so'mlik narsaga 5 so'm ortib beramiz. Bu katta foyda bu. Hozirgi biz zamonamizga bu narsalar bunday bo'lib qolmagan. Musulmonlar o'rtasida tekshirib bo'lsa bu katta foyda hisoblanadi. 1000 tuyadagi 100 birodarlar. Qola indi vajadtu man ya'tini aksar. Men ko'proq foyda beradiganni topib qoldim, sizlarga sotmayman dedi. Qola man a'lamu fi tujjari man yadfa'u aksar min hadha ar-ribh. Savdogarlar ichida 100dan 5 foydadan ko'ra ko'proq foyda beradigan savdogarni ko'rmadik biz. Qola Usmon inni vajadtu man ya'tini ala dirham 700 fa aksar. Men bir dirhamiga 700 va undan ko'p beradiganni topdim dedi. Inni vajadtu Alloh yaqulu masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallohu yudhi'u liman yasha wallohu wasi'un 'alim. Shoyatukullah. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo Alloh yo'lida mollarini sarf qilgan kishilarni xuddi bir yerda tayiga bir dona bug'doyni solib, undan 7 boshoq chiqib, har bir boshoqda 100tadan don qilgan bug'doyga tamsil beryapti. Alloh birni Alloh yo'lda berganga 700 barobar va undan ko'p berishlikni va'da qilyapti. Men mana shuni shunday beradigan zotni topdim dedi. Ushidukum ya ma'shara tujjar أن القافلة وما فيها من بر ودقيق وزيت وسمن وثياب قد ذهبتها لفقراء المدينة وإنها صدقة على المسلمين.
sizlerini güvahtırıp etmen ki savdagarlar cemaati karvan ve karvandaki buğday, un, yağ ve sarıyağ ve libaslar hepsi Nebine'nin kembağınlarına verdim şimdi dediler. Tüyayı hemen o bilen bir vardılar. Hakim müstedrekler ve ayetini getirdiler ki Muaviyetun ve Ebu Süleyman radıyallahu anhu 80 bin dirhamını Ayşe radıyallahu anhu'a denettiler. Ayşe radıyallahu anhu ruhda tutken ikenler şekilde, nafır ruhda. Üstlerde eski bir libas duruyor. Şu malını şu saatte kembeğal miskillerde taksim kılıyor var genekeller. Bunlar bir tenge alıp koyma genekeller. Yani 80 bin tengeden biraderler. Ruhda tutken ayol üstüde eski libası var. Hadimeler etkilekeller ki ya ummel mu'minin mesleka fi en teşteriye lene lehmen bi dirhemin tuhbirine aleyh. Bir tenge alıp kalmadığında iftarda bir tengege göz satıp gelip iftarda tayarlığa geldik kurardım dediler. Fekalet ya duneye lev zekkertin ne kaldı. İsimce sazaninde kurardım dediler. Yani özünün şimdi muhtazil haleti de fukara miskillerini korup özü isiden çıkmalış derecesiyle çıkışkenler. Ashamlar ve ularga ilgeşkenler iman lezzetini tetişkenler. Ve bu lezzette ka lezzetini hayatta hiç yedi görüşmekenler. Kuttu biz iman lezzetinden başka hana lezzeti tetişkenimiz değil. İman lezzetini tetişkenlerden ki gün başka lezzetini isten çıkarışkenler. Başka lezzetler ularga bir lezzet diyen lügat istimal kılmadığını bulmuyor bana. Şunun için hem Allah subhanahu ve ta'ala onlara medet veriyor. Şunun için hem bizler de şimdi nefse bulmadığı için Allah subhanahu ve ta'ala bizlere medet vermedi ve vermeydi hem. Şunu bilip koymalıyız. Meğer Allah'ın meşiyeti bizlerin ortamızda hem şimdi amel kıladigen kişiler vücutta kelgende yine Allah subhanehu ve teala bana bu nimetini bizge verelim. Bu dersimizde yine braderler bir infiali, bir tahsirlenişli bütün bölüyetken söz dedi, iştif kalmasıyla ne dost istemez. Bir tahsirlenip, lezzetlenip kete uğradigenlerse bu kalmasın bu derse. Bu biz hem yani tekrar şu hadisini okuyunuz. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُ وَلَا تُؤْمِنُ حَتَّى تَحَابُ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُهُ تَحَابَرْتُمْ اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ Yani şu hadis-i şerif iman sıfatı ekip olmadığını ilerçe cennet fikirmeyizler. Muhabbetleşmediğini ilerçe İman sıfatıya gibi olmayızlar. Eğer ortaylarda salamını taş kılsaylar, yani birbirilerine halakat olsun demezsen, Allah'ın rahmeti, selametliği ve berekatı olsun dediğin derecede kalbilerden, şimdi taş kılıp ortaylarda salamını taş kılarken sizler, şimdi ortaylarda muhabbet hasıl bulur dediler. Allah subhanahu ve teala hammamizga Alloh yo'lida muhabbatni nasib qilganga o'xshagan darsimizda avvalda aytdik Alloh yo'lida yomon ko'rishlikni ham nasib bo'lsa. Nodamiki Alloh yo'lida birovni yomon ko'rmas ekansiz, Alloh yo'lida muhabbat hosil bo'lmaydi birodarlar. Alfaqu ulal iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Iymon asoslarining eng mustahkami Alloh yo'lida yaxshi ko'rish ve Allah yolunda yaman karıştırdı. Bana ashablarının kançalik Allah yolunda Resulünü yakış karıştırdılar. Sözümünü ahir bir misal ile tüketemem. Abdullah ibn Ubey sahabe-i kiramların uluğudan Abdullah ibn Ubey münafıklar mükettesi dedesi. Oğul uluk sahabe ata en kette münafık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolları zahir ve kifayelenişidir. Zahir ve kifayelenip muamele kılardılar.
Lekin Abdulloh ibn Ubay agar Madinaga qaytsak, aziz xorni chiqaradi dedi. Aziz deb o'zini aytdi, xor deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedi. Bu xabar o'g'ilga yetib keldi. Abdulloh ibn Ubay, ya'ni Abdulloh ibn Ubayning o'g'li ulug' sahoba Abdulloh yetib keldi. Madinaga borib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chaqirdilar. Dedi, shunday deyapti ekan dedilar. To'g'ri aytdi dadam dedi. Siz azizsiz, u xor dedi. Aziz xorni chiqaradi dedi. Madinaning darvozasiga borib shamshirini chiqardi-da Madinaning darvozasini oldida turdi. Dadasi kelgan vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan izn kelmaguncha kirmaysan. Sen xorsan, Rasululloh aziz dedi. Shunda dod faryod qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga Abdulloh keldilar radhiyallohu anhu. Madinada mendan ko'ra otasiga yaxshilik qila oladigan odam yo'q dedilar. Otasiga farmonbardor bo'lgan mendan ko'ra yaxshi farzand yo'q dedilar. Ya'ni biror bir sabab bilan yomon ko'rmaganlar. Nuruvatim to'xtamay bo'ladi dedilar. Lekin agar Alloh Rasulini rozi qilsa, men hozir qatl qilaman dedi. Shunda yo'q, zadinga yaxshilik qil dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ana shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib shikoyat qildiki, meni o'g'lim Madina kirishlikka yo'l bermayapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odam jo'natdilarki, izn berib ruxsat beringlar kirsin dedilar. Rasulullohning buyruqlari kelganda, demak endi kir dedilar. Ya'ni Alloh yo'lida yaxshi ko'rish, Alloh yo'lida yomon ko'rish ashablarning shunday martabaga olib chiqa olganlar. Bu narsa biz Alloh yo'lida yaxshi ko'raman degan odamlarga haligi so'zimizda aytamizki, bizning bir-birimizga shunday muhabbatlarga ishqvoz bo'lgan kishilarga da takror aytamizki, moli davlatiga haqdorroq bo'lishligini bitta shartini mana aytib qo'yinglar. Xususan hozirgi davrda shu shartni o'tagan odamni qo'ldan hamma yaxshilik keladi deb aytishga xato qilmaysiz. Lekin moli davlatini hammasi mana birodar moli davlatimni hammasi deb ko'rsatishlikdan ko'ra, meni fikrimcha hozirgi davrda yuragini kesib ochib yuragini ko'rsatish osonroq bo'lsa kerak. Shuning uchun avval Alloh yo'lida do'stlashaman degan kishilar bir shu shartni ham o'ylab qo'yishlar. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك الله سبحانه وتعالى حمدا لك والله يلزم محبه اشدين نتيب قسن الله يلزى يمن كرشدين نتيب قسن بذلك حمد الله سبحانه وتعالى شو نيمة لبيرسن بو نور دنبغن تحت تغطريش يزلرنين تورن ايدي بولو قيامتا قرقمستن ادملر قرقسترغن دا قرقمي وطريش ادملر iztirofda turganda iztirofsiz turishlik bu oson ish emas, birodarlar. Payg'ambarlar, shahidlar havas qiladigan manzilda o'tirishlikka haqiqatda Alloh yo'lida do'stlashganlar arziydi. Agar buni taqqoslasak, agar bir kishiga shu ne'mat nasib bo'lsa, boshqa ne'matlarning yo'qolishligi zarar qilmaydi unga. Agar boshqa ne'matlar nasib bo'lib, bu ne'mat nasib bo'lmasa, birodarlar, u uncha ko'p ne'matim bor deb faxrlanmay qo'ysa ham bo'laveradi. Alloh subhanahu va taolo hammamizga shu ne'matini mahrum qilmasin. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bezor aytdilarki, ikkita aka-uka bo'linglar, men Alloh yo'lida meni yaxshi ko'rgan birodarim Ali ibn Abi Talib deb qullardan yetirib tushib ketdilar deyman. Shunchalik mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham bu narsani shunday nima qildilar. Hammamizga Alloh taolo shunaqa ne'matni nasib qilsin. Yana takror aytaman, bu darsimiz avvalgi darsimizga bog'lanadi. Ixlos va muhabbat. Mana bundan keyin biz darslarimizning mavzularini tushunib olamiz, birodarlar. Chunki biz bu narsani takror qilmaymiz shuni.